Arkadaşlar merhaba ben Rüştü i̇şte Hoca Müthiş bir yazar eser videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Ama dikkat! ÖSYM formatına çok dikkat ediyoruz Yani böyle çok böyle alakasız eserler asla Zor eser yok mu? Var tabii ki hele ki bugün 50 eserden Bir 10 tanesi 15'e yakını hatta Fena tehlikeli onu söyleyeyim Rahat 15 tane tehlikeli var çok çılgın 50 tane eser hazırladım. 2-3 gün arayla sınava kadar gideceğimizin sözünü verdim. 30 ile başladık. Şimdi 50 yaptık. Yavaş yavaş artırarak gidiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani bu seri sonrasında artık bir zahmet soru kaçmasın. Mümkün değil hocam. Biliyorsunuz birçok yazarı eserinden yapabiliyoruz. Çünkü yüzlerce yazarımız var. Binlerce eseri var. Ama onlar içerisinde çok sorulan eserler var. Onlardan kimi anlattığını anlamaya çalışıyoruz. Sınavda hep bu sorular bize yardımcı oluyor. Bu bilgiler soruları çözdürüyor. Doğal olarak için rahat olsun. Yine tamamen ÖSYM kaygısıyla, sınav kaygısıyla hazırlanmış bir 50 yazar eserle karşınızdayım. 50 tane eser vereceğim. 50 tane yazarı birebir çatır çatır yapmanızı bekleyeceğim. 40 üstü yapanın bayağı alnından hiç aralıksız öpmek lazım. Bayağı alından öpmek lazım hocam bu. 45 üstü yapanın elinden 3-5 defa rahat öpmek lazım. Yani 50 yapan da artık gitsin. Kapatsın, gitsin, sınavı beklesin, uyusun. Sınava kadar hiçbir şey çalışmayacak, uyusun, yatsın. Tekrar ediyorum. 10-15 tane tehlikeli eser var. 30-40 arası Fena değil 30 aşağısı kabul edilemez. Ölçütlerimiz bunlar arkadaşlar. E o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. ÖSYM formatı dedik. Bakalım gerçekten de hakkını verebilecek miyiz? Şimdi hemen ona bir odaklanalım arkadaşlar. Aman dikkat bir ekrandan kaybolduk gittik geldik. Evet şimdi karşınızdayız. Başlıyoruz. Felekname, veletname, hadikatü üssü miratül memali ki neler neler var. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Mesela burada 93 koçaklaması çok riskli. Siz bunlara bakarken ben de hemen işaretlemeler yapayım. Hashtag riskli. Onun dışında bakayım bir. Diğerlerini bence yapmalısınız. Sen belki bir ihtimal 3 numaram ama o da belki bir ihtimal. Bence burada bir 7'yi 8'i görürsünüz onu söyleyeyim. Felekname aman dikkat. Gülşehir'in eseri arkadaşlar. Bir cebinizde kalsın olur mu? Felekname Gülşehri cepte kala. Veletname Sultan Velet arkadaşlar dikkat adı üzerinde. Hadikatü Süeda kaçırma. Hadikatü Süeda'yı bilmeli misin? Kesinlikle bilmelisin. Fuzuli arkadaşlar çok çok önemli bir eseri. Aman dikkat Fuzuli. Miratül Memalik, Seydi Ali Reis, Seydi Ali Reis, bu da zorlayabilir ama bence klişe ya yaparsınız. Cihan Nüma, yani Seydi Miratül Memalik'ten bahsediyorum, bence yaparsınız. Katip Çelebi'nin biliyorsunuz Cihan Nüma, bu da cepte dursun. Heşt Behişt, Sehi Bey'in eseri arkadaşlar, Sehi Bey cepte dura. 93 koçaklamasını bilemiyor olabiliriz ama bu bize bir şey katmalı ya. <laughs> yani yazar eserlerden bir şey kazanmalıyız. Hocam hep bildiğimiz eserler, bir anlamı yok ki o zaman. Hocam 50 de 50 yaptım, Hayır. Tabii ki yapalım ama hayır. Şu an mutlaka katacağımız bir şeyler olmalı bu eserde. Mesela 93 koçaklaması bence öyle. Aşık şenlik. Yani zor eyvallah. Çok detay değil. Zor ama bilinmeli arkadaşlar. Tasvir evkar. Şinasi bir tane de gazete katalım araya değil mi? Akif Bey'in namı Kemal cebinizde mutlaka durmalı. Sabrı Sebatsa aman dikkat. Abdülhak Hamit. Tarhan'ın eseri arkadaşlar. Bunu da cebe koymakta büyük fayda görüyoruz. Devam. Neredeyiz hocam? Diğer ondayız. Diğer ondayız. Aman dikkat. Menfa. Burada tehlikeliler hangileri? Ben hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Bir atraf inten şerare şemsa. kaside askeriye. Yani yapanlandan öperiz o kadar söyleyeyim. Çürük temel. Bence sağlam. Bence sağlam. Solgun deme. Diğerleri yapılabilir. 8 yani bu 10'da 8 falan rahat yapmalısınız. Menfa adlı eser arkadaşlar. Aman dikkat. Ahmet Mithat Efendi'nin eseri. Ahmet Mithat Efendi. Aman dikkat. Nedir o? Bir hatıra tabii ki Nabizade Nazım'ın eseri arkadaşlar cepte kalsın. Finten, Abdülhak, Hamit, Tarhan'ın eseri. Abdülhak, Hamit, Tarhan bunlar karışmasın aman dikkat. Şerare, Firuzan, Ateşpare, Muallim Naci. Bilinmeli, kesinlikle bilinmeli. Şemsa, Şemsa, Muhsin Bey. Hmm. Recaizade, Mahmut Ekrem cebinizde kalsın. Bence çok önemli arkadaşlar. Bence çok lazım. Şemsa'yı bilmeliyiz abi bu kaside Askeriye tıpkı 93 koçaklaması gibi küçük bir bilgi arkadaşlar. Küçük sağlam bir bilgi. Cebinizde kalsın. Ali Ekrem Bolayır. Namık Kemal'in oğlu biliyorsunuz. Ali Ekrem Bolayır. Çürük temelse Hüseyin Suat Yalçın dönemin tiyatrocusu. Yani Servet Fiyon'da tiyatro dendi mi akla Hüseyin Suat Yalçın gelir. O yüzden bence o isme ihtiyacımız olacak sınavda. Onu da böyle hatırlatmış olduk. Çürük temel. Zor ama onu söyleyeyim. Solgun Demet. Aman dikkat. Halit Ziya. Uçakta Gilpek. Hatırlanmayan bir eseri olabilir. Cepte kalsın lütfen. Kavgalarım. Hüseyin Cahit Yalçın. Aman. Kinse. Emin. Bülent. Serdaroğlu'nun eseri. Serdaroğlu diye şöyle yazdım. Güzel. Bence burada bir 8 olmalıydı. 2 buradan var. 3 de geçmişten 5. Yani ilk 10'dan. Yani 5-3-5-10-20-15-15-15-14-15 civarı net yakalamış olmalısınız. Doğru cevap yakalamış olmalısınız. Hocam 7-8 civarı diyorsanız mutlaka kontekrarı kaçmaz yani. Kesinlikle kontekrarı yapılmalı. 9-10-11-12'ye de saygı duyarız. Ruhi bir kayıt. Evet zor 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 zor. Dikmen yıldızı zor. Yani onun dışında İstanbul'un iç yüzü belki biraz zor. Belki biraz. Ruhi bir kayıt. Aman dikkat Tahsin ait arkadaşlar. Tahsin ait cepte kalmalı. Anamın kitabı Yakup Kadri. Kara Osmanoğlu'nu yazmayayım. Kısaca yazmış olayım. Dikmen Yıldız'ı kesinlikle cepte kalmalı. Aka Gündüz arkadaşlar. İşte her yazar eserde bir iki tane böyle kilit bilgi cebinize koya koya gideceğiz. Yoksa dediğim gibi arkadaşlar sürekli bildiğiniz eserler size bir şey katmaz. Aynı şeyleri tekrar etmiş dururuz. Tekrar eder dururuz. Reşat Nuri Güntekir Amman dikkat. Ali Canip Yöntem. Geçtiğimiz yol. Geçtiğim yol daha doğrusu. Ali Canip Yön. Tem cenge giderken Mehmet Emin yurda kul arkadaşlar lütfen cepte kala beyaz lale Ömer Seyfettin ya Ömer Seyfettin de sorulabilecek en sağlam eseridir onu söyleyeyim yani tutup da kaşağı desem diyet desem forsa desem pembe incili kaftan desem desem de desem bence hepsini yapardınız. Beyaz Lale ÖSYM tarafından sorulmuş bir eserdir o yüzden seçtim onu yerlerde kalsın ya. Halde Edip adı var Handan. Halde Edip Nirvana Yakup Kadri'nin tiyatroları içerisinde İstanbul'un iç yüzü Refik Halit Karay cepte mutlaka durmalı bilinmeli. Çok iyi gidiyoruz. Gururla sunar hocam. Rüştü Hoca gururla sunar. Gerçekten içim çok rahat bu yazar eserlerde. Çok lazım olacak abi çok lazım. Ne zaman yazar eser yapsak mutlaka en az 3-5 tanesi sınavda birebir geliyor. Daha yolu aman dikkat. Samdullah Supi. Tanrı över. Göreceksiniz bunları yakalayacağız. Bu sağlam bu arada bir anda atladım ama. Azarya fena değil zor. Onun dışında habname. Abi bir sürü kişinin habnamesi var. Bu şey gibi surname gibi bir sürü surname var mesela. Ya yani Yusuf Zuleyha var mesela bir sürü her yerde var ama daha çok bilinen ön planda olan isimler var. Mesela Leyla ile Mecnun her tarafta var herkes yazmış bir şekilde. Ama en önemlilerini cebe koymalısınız. Edirne Şehrengizi gibi herkesin var mesela bu. Ama zatiyi hatırlamalısın bu. Dağ yolu Hamdullah Supitan Röver. Efruz Bey Ömer Seyfettin arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Ömer Seyfettin. Azarya Ahmet Vefik Paşa. Aman Allah'ım. A nokta Vefik Paşa. Bilinmeli cebe konulmalı. Zor bir eser onu söyleyeyim. Bir Serencam Yakup. Kadri aman dikkat. Anadolu notları Reşat Nuri Güntekin R nokta Nuri diye yazdık eyvallah. Genç kız kalbi Mehmet Raufun eseri psikolojilerle tanınan değil mi? Eylül'le tanınan, siyah ile tanınan, halas adlı eseri tanınan Yusuf Uzuleyha herkes yazmış ama. Ya yani Yusuf Uzuleyha demek şey yatamza mı demek ya? Şeyyat Amza demek ya bitti. İskender name Ahmedi cepte kesinlikle kalmalı. Garip name Aşık Paşa arkadaşlar. Hemen onu da yazdım eyvallah. Habname ise Veysi'nin. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bazı eserler divan edebiyatında birçok kişi tarafından yazılmış. Çünkü bu tür. Ya Habname bir tür aslında. Eser adından ziyade değil mi? Aman dikkat. Cepte durmalı. Cepte durmalı. O yüzden Habname yazarsanız bir sürü isim çıkar ama Veysi bir numara bilinmesi gereken isimdir. Aman dikkat. Peki. <laughs> Geldi 45-50 arasına güne bakan tehlike. Akşam güneşi bence tehlike. Onun dışında hasta çocuk ciddi tehlike. 3 tane tehlike var. Onun dışında tehlike yok arkadaşlar. Gizli mabet Ömer Seyfettin'in mesela. Bu neyle karışır? Harap mabetlerle. Eğer halde edip dediyseniz harap mabetlerle karıştırıyorsunuz. Zaten ben de bunu o yüzden yazdım. Yani gizli mabeti sorayım bu öğrenci halde edip e düşsün. Ha bu halde edip değilmiş abi gizli mabet Ömer Seyfettin desin. Bunu demezse sınavda o hatayı yapacak çünkü. O hatayı burada yaptırmam lazım. Yani benim kısacası yazar eserlerde sizi düşürmem lazım arkadaşlar. Her onda en az 3-4 defa düşmelisiniz. Yoksa asla yol alamazsınız. Asla. O yüzden bilinçli olarak her ona böyle 10 on parça 10 parça gidiyoruz ya. 50 de olsa her sayfada 10 tane oluyor biliyorsun. Bu onlardan en az 2-3 tanesi tehlike kokacak. O yüzden burada 6-7 yaptığın zaman üzülmüyorsun, seviniyorsun. Çünkü ben o 4 taneyi 3 taneyi kazandım diyorsun. Bütün bakış açısı bu. 10 tane yapıyorsan Ulan ne oluyor demen lazım. 10'da 10 yapıyorsan her sayfada ne oluyor demen lazım. Onu söyleyeyim. Güne bakan Hamdullah Supi Tanrı Över. Cepte kalsın lütfen. Akşam Güneşi. Reşat Nuri Güntekin'in eseri arkadaşlar. Haydi burada üşenmeyelim. Güntekin'i yazalım. Çok daha güzel yazabiliyorum aslında arkadaşlar. Valla bak dur mikrofonu şöyle bir çekeyim abi. Tamam. Mesela bugünün saraylısı. Refik Halit Karay. Refik Halit Karay. Bakın gayet güzel aslında yazabiliyorum ama böyle yazarsam video 10 saat falan sürer. Gerek yok. 50-60 dakikalık video. Ne ihtiyacımız var? Ne gerek var? Gel hocam mikrofon buraya. Ha, tamam yaklaş. Okun ucundan Yakup Kadri. Şu Kadri'yi okuyabiliyor musun? Bitti hocam. Amaç faydalı olmak. Boş uzatmaya gerek yok. Daha çıkan kurt. Oba. Hal dedi badı var. Çok iyi bir eserdir. Cepte kesinlikle kalmalı. Sorulmaya çok çok müsaittir. Gelir. Körebe. Yalan. Aman dikkat. Cenap. Şahabettin aman ya Hasta çocuk hadi bakalım. Hasta çocuk şimdi burada şöyle bir artistlik yaptım ben. Hep böyle eser adı verirken burada şiirin adını kullandım. Bu bir kitap adı değil. Hasta çocuk diye bir kitap yok yani. Hasta çocuk şiirin adı Tevfik Fikret'in bilinmesi gereken bir şiirdir. Balıkçılar gibi, Hanı Yama gibi, 95'e doğru gibi. Yani direkt şiir adlarını da bilmekte fayda var bazen. Sinekli Bakkal Halide Edip'in eseri arkadaşlar. Sıkıştırayım araya dedim. Bir moral bulalım. Zavallı çocuk da biliyorsunuz. <laughs> Namık Kemal'in eseri. Şimdi 50 tane çok önemli eser saydık arkadaşlar. Yazarlarını sizin bilmeniz şartıyla. PDF'ini de koyduk. Görmeyenler, direkt video başlayanlar PDF'ini de izleyebilirler, alabilirler. PDF'ini izlemek evet. PDF alın, izleyin arkadaşlar. PDF'i indirebilirler, oradan da çözebilirler. Tamam. Yazar eserlerin tamamla PDF koymaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Unutursak da dönüp koyacağım. İçiniz rahat olsun bir şekilde açıklamalarda göreceksiniz. 3 buradan var tehlike. 4. 5 6 eyvallah 7 8 9 hepsine 3 tane sıkıştırmışım gibi sanki 10 11 burada 2 tane olmuş mesela 12 13 14 evet. Yani başta söylemiştim arkadaşlar sizlere hemen şuraya büyüteyim söyleyeyim. Şimdi 50 tane eser verdik. Bunun yaklaşık 14 15 tanesi tehlikeydi arkadaşlar onu söyleyeyim. <laughs> Tehlikeli. Yani geriye kalıyor 35 eser. Hadi 5 tane de benim için kaçır 30. Yani 30 ve üzeri artı 30 ve üzeri gerçekten helal diyeceğimiz bir seviye. <laughs> 30 aşağısı kesinlikle konu tekrarıdır. 29 yapana saygı duyarım ama 24, 25, 20, 10, 12, 15, 30'a bayağı uzak olanlar kesinlikle ama kesinlikle konu tekrarını ciddi yapmalılar. Ciddi en baştan kesinlikle bazı noktalara bakmalılar. Yani 30-40 arası güzel gayet iyi. 40 ve üzeri bayağı alnından elinden yüzünden öpülecek seviyedir. Orada bayağı ayrıntılara girdim. <laughs> giriş kısmında detaylı bir bilgilendirme yaptım bu noktada ama 40 üstü bence vallahi billahi helal olsun diyeceğimiz aralıktır. Gerçekten 14-15 tane tehlikeli. Şimdi önümüzdeki arkadaşlar 1-2 gün sonrasında önümüzdeki yazar eserde bir 70-80 civarını düşünüyorum. Sonrasında 120-130-140 sonrasında 160-170-180 sonrasında 220-230 derken böyle böyle gidecek sınav anına kadar muhtemelen sınav anında yani şu işte Mayıs gibi falan diyelim sınav anında demeyelim sözü verdik çünkü yapacağız bunu ya sözü verdik. Mayıs gibi falan herhalde 2050 falan gibi böyle 2038 falan gibi böyle soru sayısı daha doğrusu eser sayısıyla karşılaşıyor olabiliriz. Bence bu formatta gidersek yani bu formatı devam ettirirsek güçlü bir şekilde inşallah güçlü bir şekilde devam eder. Yani Ocak gibi falan çok değil bir ay sonra falan bayağı full çekiyor olursunuz. Yazar eser kaçırmıyor olursunuz onu söyleyeyim. Çünkü şu an hem görüyorsunuz hem ben sizler için tekrar tekrar okuyorum seslendiriyorum bazı noktaları bilinçli vurguluyorum bazı noktalarda bilinçli duruyorum. Bazı noktaları bilerek uzatıyorum akılda kalıcı olsun diye. Yoksa tık 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 bir dakikalık bir video ben sana söyleyeyim. Tak 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 bir dakikada hızlıca geçebilir. O yüzden beraber işlersek video ya yani şu 15-16 dakikalık süreyi 20 dakikalık süreyi tadını çıkararak gerçekten videoya odaklanarak götürürsek ve saniye saniye gidersek inanın çok fazla yol alacağız. İçiniz çok rahat olsun. Evet. Unutmayın pdf'ini koydum açıklama kısmına. Bir sonraki yazar eserde görüşeceğiz Haydi herkese kolay gelsin arkadaşlar Aman bunların pdf'ini indirmeyi Kesinlikle üzerine çizmeyi Videoyu izledikten sonra bir daha bir daha çalışmayı unutmayın Ve sizden ricam son kez son kez çok uzatmadan Lütfen bütün yazar eser pdf'lerini biriktirin arkadaşlar Zımbalayın olur mu? 10-15'te bir zımbalayın Her 10 sayfada bir zımbalayarak gidin Şöyle elinizde mükemmel bir kaynak olsun Oturduğunuz yerden onlara şöyle bir göz atın Olur biter tamam İçiniz rahat olsun Bu arada çok uzattım bir türlü video bitiremiyorum 30, 50, 100, 200 diye gideceğiz. İlla ki aralarında birbirini tekrar eden eserler olacaktır. Yani her aldığınız listenin böyle bambaşka olmasını beklemeyin. Mutlaka aralarında birbirini tekrar edenler olacak. Ben dikkat ederek hazırlıyorum. İçiniz rahat olsun ama yine de böyle bir iki tane eser birbirini tekrar edebilir. Onlar da güzel bir tekrar olsun bizim için. Olumsuz algılanmasın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.